Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlerle farklı bir video ile beraberiz. Bugün nasip olursa ben trap makinesi yapımı işine kalkıştım. Bazı parçaları önden ayarladım, hazırladım. Aşama aşama da sizlere nasıl yaptığımı anlatacağım. Yapıldıktan sonraki en son ki aşamaya kadar her şeyini detaylıca anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle hazırlıklarımdan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi sanayide şöyle çıkma bir rulman buldum. Bu rulmanı daha sonra tornacıda bir parça çektirdim. Rulmanın iç göbeğine bunu sıkı geçme olarak çakma vaziyetinde böyle bir parça ayarladım. Buna hani verdiğim işçilik ücreti derseniz ne kadar? Rulmana para vermedim zaten. Sadece şu parçanın çekimine tanıdıktı. Tanıdık olduğu için de 5 lira gibi bir rakam verdim. Ondan sonra şöyle bir U demir. Bunun şu kısmına bu parçayı kaynatacağız. Yani rulmanı hemen dört yerinden puntalayıp bu bizim döner tablanın şeyi olacak, ayağı olacak. Şu da şöyle bir saç. Bunu da şöyle göstereyim. Bunu da yine sanayide kendim büktürdüm. 1,5'luk saç. Aşağı yukarı 40 santim uzunluğu var. Daha sonrasında şöyle bir parça kestirdim yine sanayide. Ama tabii şu kısımlarını ben kendim oydum. Bunu da ne yapacağız? Bunu da bu parçaya şu şekilde monte edip bunun şu kısmını yani bir nevi karşı ağırlık olarak bırakacağız. Bunları buraya bu saç yani bu sacı da bu sacın üzerine bu kalın zaten bu beşlik saç onu da söyleyeyim. Buraya civatalarla sabitleyeceğiz. Daha sonrasında bu parçayı da bunun üzerine kaynatacağız. Yani şu şekilde kaynatacağız. Bu sacı da dediğim gibi öbür saca sıkacağız. Yine sanayide böyle bir yay yaptırdım. Bu yay bayağı torsiyon olarak çok sert bir yay. Zaten öyle olması gerekiyor. Sert olmazsa bu sacı mümkün mertebe çeviremez diye düşündüm. Yani böyle bir sert bir yay yaptırdım sanayide. Artık aşama aşama yapa yapa sizlere tekrar tekrar videosunu çekeceğim. Biraz civata aldık. Şu ana kadar tabii bu civataların hepsi bu trap makinesinin yapımında kullanılmayacak. Onun kendim için ekstra civatalar da aldım. Şuna 8 lira verdim. Dediğim gibi buna 5 lira verdim. Şu U demiri hurdacıdan aldım. Yani bu U demir biraz ağır olduğu için yaklaşık 15 lira gibi bir rakam verdim. Şu iki saca da 10 lira verdim. Yani kesimine, bükümüne vesaire 10 lira verdim. geri kalanını artık biz kendimiz yapmaya çalışacağız. Olacak mı olmayacak mı? Tabii iş bitiminden sonra bunu sizler beraber ben de göreceğim. Hep beraber aşama aşama inşallah nasıl yapıldığını sizlere detaylıca anlatacağım. Görüşmek üzere. Şimdilik ben ufak ufak yapmaya başlayayım. Tekrar tekrar yaptıktan sonra da şu parçayı şu şekilde yaptım diyeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu parçamızı bu şekilde buraya kaynattık. Yani şu bizim dönen malzememiz olacak. Şimdi bunu da şu şekilde bunu da bu şekilde
Bunu da bu şekilde buraya kaynatacağız. Bu bizim parçamız. Yani dönecek olan parçamız. Üzerinde saç olacak. Sacı zaten buralara 4 tane civatayla tutturacağız. Bunu da buraya sıkacağız, şeyi kaynatacağız. Bu şekilde parçamız şu U demirin üzerinde dönme hareketine kavuşmuş olacak. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki aşamamızı da hallettik. Görüyorsunuz bu rulmanı bu U demire kaynakla buralarından sadece 4 yerinden puntaladım. Hareketi şu şekilde olacak bu tarafın. Yani daha doğrusu şu saç şu şekilde. Bunun üzerine sıkıldıktan sonra şöyle uzaktan çekim yapayım. Şu şekilde olacak. Biz bunun üzerine civatayla sıkacağız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Malzememizin büyük bir kısmı bitti. Şöyle size uzaktan göstereyim. Şimdi malzememiz şu şekilde dönme hareketiyle, tabi bu yere sabit ayak falan da yapacağız buna. Şu dediğim gibi sacın şu kısmı bu 5 milimlik saçtan yapılmıştı. Sacımızı da buraya sıktık bu parçanın üzerine. Şu hareketle şuraya da bir işte trap planı sıkıştırmak için ince bir saçtan aparat yapacağız. Daha tabi aşama var, yapılacak. Büyük bir kısmı bitti sayılabilir. Şu kısma yine arkadaşlar bir delik deleceğiz. Buraya bir saplama geçirip yayı şu şekilde buraya şu hareketle yayı da buraya sabitleyeceğiz ortaya. Şöyle bu şekilde olduğu zaman zaten yay çekilecek ve bıraktığımız anda da yayın çekme kuvvetiyle tavla dönecek. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, dünkü videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tekrar bir aşama daha yaptık. Onu da şöyle basitçe gösterelim. Artan U demirimizden şuraya bir parça kestik. Bu parçayı buraya kaynattık. Buraya bir delik deldik. Bu delik bir civatamız var. Civatanın kafasına bir somun kaynattım. Ve yayın çengelini bu civatanın üzerine geçirdim. Bu civata da zaten tamamı dişli. Bu somun vasıtasıyla da yayı istediğimiz gibi gerdirmemizi sağlayacak. Şu kısımda da yine şuradan bir delik deldim. Somunu kontrolayıp içine bir metal boru geçirerek civatanın şu cırt kelepçeyi kesmemesi için boru geçirdim. Ve burayı da civatayı kontroladım. Yayın içerisinden de cırt kelepçeyi plastik kelepçeyi geçirip işlemimizin bu kısmını da bitirmiş olduk. Şu şekilde kurulacak bu. Arkadaşlar şimdi bu gerçekten bayağı sert. Hani normalde ben şu an el kuvvetiyle bunu rahatlıkla kuruyorum. Bıraktığım zaman denemesini yaptım. Bayağı bir sert oldu. Zaten olması gereken de o.
Şimdi şu kısma bir kilit mekanizması yapacağız. Yani bu sacı şu şekilde gerdirdiğimizde bu sacı buradan tutacak bir mekanizma yapacağız. Çektiğimizde de saç şu hareketle dönecek. Tabi buna daha ayak yapacağız. Aşama aşama devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şuraya bir kilit mekanizması yaptık arkadaşlar. Sacı da buradan bir kanal açıp bunu, yani sacı gergin olan, yayla gerilmiş olan sacın buraya kilit olarak bir kanal açıp bu parçayı da buraya cıvataladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bunu kilitlemiş olduk. Şuraya bir ip takacağız. Şuraya da bir yay takacağız. Şöyle şurada bir delik, buraya da bir delik. Yani yay sürekli şu kiliti kapalı konuma getirecek. Şuraya da muhtemelen bir parça kaynatacağız. Hani şey için, şöyle söyleyeyim. Tamamen kapanmaması için, yani tamamen aşağıya kapanmaması için buraya da küçük bir parça kaynatacağım. Yavaş yavaş makine şekillenmeye başladı. Devam ediyoruz bakalım. Zaten şimdi buna bir de sehpa yapacağız, ayak. Şu kısma, yani yine şu kısma küçük bir sert ince saçla plakayı sabitlemek için, tutturmak için oraya da bir saç parçası yapacağız. Artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trap makinamızın hemen hemen yapımını bitirdik. Sehpasını da yaptık. Henüz daha kaynak yeni olduğu için. Şimdi altına bu U demirin altına iki tane ince profil yükseltmek için profil kaynattım. Ortasına şu şekilde alt şaseyi kaynattım. Aynı şekilde şöyle çevireyim. Ön tarafında bu şekilde kaynattım arkadaşlar. Trap makinamızın bu işte ayakları ve şu şekilde yükselt, yani yükseğe fırlatmasını istediğimiz için bu şekilde yükselttik. Yani yüksek yaptık. Tabi bu aslında bakarsanız yani şu kısım, şu kısım aşağı yukarı ayarlanabilir de yapılırdı ama yani ben gerek duymadım o kadar teferruata. Zaten bu kadar bir teferruat yaptık. Bir de o teferruata girmeyelim dedik. Şimdi şöyle basitçe mandalımızı çekiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı sert çevirdi. Bu şekilde. Yani tabi bu biraz daha şey olabilir. Toprak zemine koyulursa, şu anda beton zeminde olduğu için haliyle sağa sola şey yapıyor, silkeleniyor. Yani bunu arazide atış yapmaya gittiğimizde sağına soluna büyük kaya parçası koyup o şekilde sabitlersek yere daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar, şimdi sanayiye tekrar gidilecek. Şu kısımdan şuraya bir yay, küçük bir yay alınacak. Artı şuraya, yani trap plağının olduğu kısma
bir tane şöyle Z biçiminde saç kaynatacağız ya da cıvatalayacağız. Yani şuraya şu kısma trap planı soktuğumuzda saç trap plana basacak. Yani bir nevi plağı sabit tutması için. Şimdi atış tabii ki trap plağımız yok şu an. Ama %90 ihtimal bu şekilde bir makineyle trap plağını çok rahatlıkla fırlatır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, trap makinamızın yapımını bitirdik. Boyasını da yaptık. Hatta şu kısma yani plakayı yerleştirdiğimizde plakayı tutması için saç yapacağımızı söylemiştik. Olay bu şekilde. Yani şuradan plakayı sürdüğümüzde plaka bu şekilde duracak. Fırlatma esnasında da zaten dönme esnasında da bu buradan kendiliğinden çıkıp fırlayacak. Şu kısma yay söylemiştim zaten. Şöyle açalım. Şu kısma da küçük bir yay taktım. Bu yayda işte makinayı kurduktan sonra şu mandalın geriye gelmemesini, yani kilitli kalmasını sağlayacak. Yani bir nevi emniyet olmuş oldu. Şimdi geriye sadece işte atış yapıp denemeye kaldı. Şu an için trap plağı sadece elimde bir tane var. Onun denemesini yapacak pozisyonda değilim şu an için. Trap plağı almayı düşünüyoruz zaten. Bir kutu trap plağı aldıktan sonra da birkaç deneme atışı yaparım. Size de çalışıp çalışmadığını son olarak göstermiş olurum. Evet arkadaşlar, şimdi makinenin yapımını bitirdik. Şimdi makinenin denemesini yapacağız. Şöyle son bir değişiklik olarak şu kısma motosiklet zinciri yaptık. Motosiklet zinciri yayı biraz daha önceki yay daha şey kaldı, yumuşak kaldı, yani çok fırlatmadı. Yayı değiştirdik, yayı daha sert, torsiyonu daha yüksek bir yay taktık. Bu kısmı da yay çok sert olduğu için kopmaması, yani kopacağı için bağlayacağımız malzeme. Burayı da motosiklet zincirinden böyle bir şey yaptık. Şimdi basit bir atış denemesi yapacağım. Evet. Makineyi kurdum. Şimdi öncelikle şöyle tahta malzemelerle deneme yapacağım. Ne kadar ileriye fırlattığını hep beraber görelim. Evet, şimdi bir de plakla deneyeceğim. Plak elimizde fazla olmadığı için ilk önce tahtayla deneme yaptım. Şimdi de plakla deniyorum. Evet. Epey bir yükseğe ve uzağa gitti. Evet, makinamızın denemesini de yapmış olduk. Yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olurum. Detay isterlerse, ki zaten mümkün mertebe videoyu detaylı çektim. Daha sormak isteyen, kafasına takılan bir şeyler varsa bazı arkadaşların, seve seve yardımcı olurum. Arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere tekrar. İnşallah. Hepiniz hoşça kalın.